PlayStation Türkiye ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Yeni bir bilmeniz gerekenler videosuyla daha sizlerleyiz. Bu videomuzda farklı yapımlarıyla oyun dünyasının önemli isimlerinden olan Hideo Kojima'nın son oyunu Death Stranding'in 24 Eylül'de çıkacak Director's Cut sürümü hakkında bilmenizi istediğimiz bazı detayları anlattı. Oyunun Director's Cut sürümü hakkında söylememiz gereken ilk şey, bu sürümün sadece PlayStation 5 için geliştirilmiş olduğu. Yeni nesil için farklı bir deneyim sunacak yapım, hem teknik hem de içeriksel olarak ana oyuna çeşitli yenilikler katacak. Böylece oyunu oynamış olsanız bile yeni gelen içeriklerle farklı deneyimler yaşayabileceksiniz. Örneğin ana karakterimiz Sam'le yine doğa harikası geniş alanlarda zorlu şartlara meydan okurken yeni mücadele ve düşmanlar bizi bekleyecek. Yeni karşılaşmaların yanında ileri seviye savaş mekanikleri de bu sürüme eklenen bir diğer yenilik. İleri seviye savaş mekanikleri arasında düşmanları alt ederken daha fazla özgürlük sunan geliştirilmiş yakın dövüş teknikleri, özel mazer silahı, makineli tüfekler, Sam'in yeteneğini test etmesi için bir atış poligonu ve dahası olacak. Death Stranding'in Director's Cut sürümüne gelen bir diğer yenilik ilave sevkiyat desteği. Sevkiyatla ilgili gelen bu yeniliklere baktığımızda, oyunda artık kargolarınızı uzak mesafelere fırlatmaya yarayan bir kargo mancınığı, Sam'in kargoları taşırken daha rahat bir şekilde taşıyabilmesi için bir destek iskeleti, zorlu arazilerde bizi taşımaya yarayan bir yardımcı robot ve motosikletimizle hemen geçilemeyecek engelleri aşmamız sağlayacak bir atlama rampası sunuluyor. Ayrıca oyunda farklı bir aktivite yapmak isteyenler için de kamyon, motosiklet ve diğer özel araçlarla yarışabileceğimiz bir yarış pisti de diğer bir eklenti olarak bizi bekliyor. Death Stranding'in Director's Cut sürümüne gelen yenilikler bunlarla sınırlı değil. Hikaye genişlemelerini seven oyuncular için de Sam'in dünyasına daha fazla gireceğimiz yeni hikaye görevleri bizi yeni gizemlere ve yolculuklara götürecek. Ayrıca bu sürümde çeşitli mini oyunlar ve yeni bölgeler de görebilecekleriniz arasında. 24 Eylül'de Türkçe altyazı desteğiyle oyuncularla buluşacak olan Death Stranding'in Director's Cut sürümü sadece PlayStation 5 için çıkacak. PlayStation 5 özelliklerine baktığımızda DualSense'in dokunsal tepkime ve uyarlanabilir tetikler desteği, 3 boyutlu ses ve çok hızlı yükleme süreleri oyundan daha fazla keyif almanızı sağlayacak. Oyunda performans modu ve kalite modu olmak üzere 2 görsel seçenek sunuluyor. Performans modunda dinamik 4K ve 60 FPS sizi beklerken, kalite modunda doğal 4K'da oynayabilecek. Bunlara ek olarak oyunda ayrıca ultra geniş ekran ve HDR desteği olduğunu da belirtelim. Oyun dünyasına getirdiği yeniliklerle her zaman adından söz ettirmeyi başaran Hideo Kojima'nın farklı düşünce yapısını Death Stranding'in Director's Cut sürümünde bir kez daha göreceksiniz. Biz de oyunla ilgili yeni detaylar geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda size Death Stranding'in Director's Cut sürümündeki yenilikleri anlatmak istedik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. I'll be waiting for you on the beach.